Merhabalar. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim konum dark turizm. Tabii ki kültürel iletişimde dark turizmi nasıl kullanabiliyoruz? Empati açısından nasıl değerlendirebiliyoruz? Bunları açıklayacağız bugün. Kültürel iletişimde empati aracı olarak dark turizm nedir diye baktığımızda öncelikle bir sunu içeriğimizi kendim paylaşmak istiyorum. Bir giriş yapacağız. Daha sonra kültürel iletişimin ne olduğunu, kültürel arası duyarlılık ve empatinin bunun içerisindeki rolünü, dark turizm kavramını, yine dark turizmin yapıldığı örnek bölgeler, ölüm ve şiddet unsurlarının turistik ürün sayılmaları için gerekli olan şartlar, turizm dark turizm türleri, dark turizme konu olan kavramlar, dark turizm motivasyonları, dark turizm oluşmasında etkili olan faktörler ve anlattıktan sonra empati ve dark turizmi biraz açıklayıp daha sonra da sonuç ve öneriler kısmında bitireceğiz sunumumuzu. Giriş olarak şunları söyleyebiliriz. Kişinin kendisini başkası yerde konması olarak açıklanabiliyor empati biliyorsunuz. Yalnızca bireysel değil, kültürel bağlamda da kendisini göstermektedir. Farklı bir toplumun yaşadığı acıyı anlamlandırmak, onları anlamak, içselleştirebilmek bir başka toplum için çok zordur belki ama belirli araçlar kullanıldığında bu gerçekleştirebilecek bir durumdur. Son zamanlarda gittikçe sayısı artan alternatif turizm türleri var. Bu turizm türlerinden bir tanesi de dark turizm ve yine karşılıklı empati oluşumu açısından bu amaç için kullanabilecek bir araçtır diye söyleyebiliriz dark turizmi. Dark turizm şöyle tanımlanabilir. Ölümü ve yıkımı çağrıştıran unsurların bir turizm materyali olarak kullanılmasıdır. Doğal olarak üzüntü ve kederi de içerisinde barındırmaktadır. Çünkü ölüm ve yıkım bir arada olduğu için. Üzüntü ve keder çoğunlukla insanların hissetmekten kaçtıkları duygulardır. Bu da empati ama aynı zamanda da birisi için üzülmek, birisi için kederlenmek o kişiye karşı empati duymamızı sağlayacağı için empatinin oluşumuna etkendir. Dark turizmde seyahat güzergahı olarak seçilen savaş alanı, kabirler, doğal afet yerleri, yıkıntılar, işkence, soykırım gibi ölüm olaylarının yaşandığı yerler, bunları yaşamamış olan kültürlere mensup kişilerde birçok duygunun oluşmasına sağlar. Acıma, hüzün, nefret, sempati gibi ama en çok da empati duygusunun oluşmasını sağlamaktadır. Kendisini zulme uğramış, doğal afet yaşamış insanların yerine koyan kişiler bu insanların yaşadıklarından ibret alarak hayatlarına farklı bir yön verebilmektedirler. Çalışmamızın amacı da dark turizm kavramının empati oluşturma potansiyeli açısından irdelenmesi, kültürlerin birbirini anlamalarına ne ölçüde yardımcı olabileceği konusunda kavramsal bir çerçeve oluşturulmasıdır diye söylüyoruz. Kültürel iletişim nedir diye baktığımızda kültürel iletişim terimi ilk olarak antropolog Edward Hall'un 1959 yılında yayınladığı The Silent Language isimli kitabında kullanılmış ve bu alanın ilk çalışması olarak kabul edilmiştir. Kültürel arası iletişim farklı kültürlerden olan bireyler arasında gerçekleşen iletişimi anlamayı, iletişim süreçleriyle ilgili tahminlerde bulunmayı amaç edinen bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Kültürler arası iletişim aynı zamanda farklı kültürel alanlarla ilgili bilgi ve deneyimlere sahip insanlar arasında gerçekleşen iletişimi de ifade etmektedir. Literatür incelemelerinde kültürel iletişim yeterlerinin üç boyuttan oluştuğu ifade edilmektedir. Bunlar bilişsel, duyusal ya da duygusal ya da ve davranışsal olarak ad nitelendirilmektedir. Bilişsel boyut kültürel farkındalığı, duyusal boyut kültürel duyarlılığı, davranışsal boyut ise kültürler arası etkinliği temsil etmektedir. Bizi ilgilendiren noktası burada kültürler arası duyarlılıktır. Empati, kültürler arası duyarlılığın bir alt yansımasıdır. Kültürler arası duyarlılık, bireyin kültürel farklılıklarının tanımlanmasında ve anlaşılmasında uygun ve etkili davranış biçimini teşvik eden ve kültürler arası iletişim yönünden olumlu duygu geliştirebilme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Başka tanımda da
Kültürler arası duyarlılık, kültürel farklılıklara ve farklı kültürlerdeki bireylerin görüşlerine karşı duyarlılığı belirten bir kavramdır. Yine bir başka tanım için söylemek gerekirse, kültürler arası duyarlılık, bireylerin farklı bir kültürde olan bireyler, durumlar ya da ortamlarla karşılaştığında, bu farklılıkları kabul etmeye, öğrenmeye hevesli olma gibi duygusal eğilimlerini içeren bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Empatinin ne olduğunu herkes biliyor ama birçok farklı tanımı yapılmakta. Empatinin literatürüne baktığımızda Türk Dil Kurumu kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygularını, isteklerini, düşüncelerini denemeksizin anlayabilmesi becerisi olarak ifade etmiştir. Dökmen'e göre empati bir insanın kendini karşısındaki insanın yerine koyması, onun duygu ve düşüncelerini doğru anlayabilmesi ve aynı zamanda olaylara onun bakış açısı açısından bakabilmesidir. Yine ayrıca başka bir insanın iç dünyasını da düşünebilme, hissedebilme, duygu ve düşüncelerine karşılık verme olarak da ifade edilebilir. Empatik anlayış, günlük yaşamın her alanında insanları birbirine yaklaştırmakta ve iletişimi kolaylaştırma özelliği taşımaktadır. Bu da Sayın Yüksel'in bir görüşüdür. Buraya kadar açıklanan bilgilerden ve tanımlardan yola çıkarak alternatif turizmin önemli dallarından kabul edilen dark turizm, tam da kişilerin kültürler arası duyarlılık ve empati noktasına vurgu yapmaktadır. Dark turizm, bireyin kendisini diğer kültürlere mensup kişinin yerine koymasını sağlamakta ve farklı kültürlere daha duyarlı bakmasında etkili olmaktadır. Şimdi dark turizm nedir diye baktığımızda, dark turizm birçok şekillerde ifade edilebiliyor. Hüzün turizmi, kara turizm, yine keder turizmi şeklinde de ifade edilebiliyor. Bunların çoğunu dark turizm olarak birleştirmek mümkün. Dark turizm şeklinde ifade edilen hüzün turizmi, dünya tarihine ya da bir topluma büyük etkisi olan teknolojik felaketlere, doğal afetlere, işkencelere, soykırımlara, savaşlara, yoksulluğa ya da ünlü kişilerin ölümlerine tanıklık eden alanlara yapılan seyahatlerdir. Lennon ve Foley tarafından 1990'lı yıllarda geliştirilmiştir bu kavram ve dark turizm, morbid turizm, black turizm gibi değişik şekillerde yabancı kaynaklarda yer almaktadır. Bir başka Türkçe olarak tanımlamak gerekirse, gerçek ve ticari hale getirilmiş ölüm ve yıkım unsurlarının sunumu ve tüketimi şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan anlayabiliyoruz ki aslında ticari olarak ortaya çıkarılmış, birleştirilmiş bir unsur da olabiliyor. Bu bağlamda hüzün turizmi, savaş alanlarına, işkence, soykırım gibi ölüm olaylarının yaşandığı yerlere, ünlü kişilerin ölüm alanlarına, bunların adına yapılan anıt ve müzelere, yoksul halkın bulunduğu yerlere ve doğal afet gibi acı olayların yaşandığı yerlere seyahat etmeyi kapsayan ve çok farklı olaylarla desteklenen bir turizm çeşididir diye de tanımlanabilir. Dark turizmde asıl olan temel kısmen veya tamamen turistlerin gerçek ya da sembolik olarak ölümle karşılaşmaları ve bu açıdan kendilerini olaya motive etmeleridir. Dark turizmin şu anda en yoğun olarak yapıldığı bölgelere baktığımızda, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın geçtiği alanlar, özellikle Çanakkale, Gelibolu, Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği alanlar, Hiroşima ve Nagasaki, Kamboçya'da 1970'li yıllarda ortaya çıkan ölüm tarlaları ve Landmine Müzesi, Boston'daki toplu katliamların olduğu ve şu an anıtların bulunduğu yerler, İngiltere'de sel felaketinin yaşandığı Soham kasabası, Prenses Diana'nın öldüğü yer, Manhattan'da İkiz Kulelere yapılan saldırıların ardından anıtlaşan kalıntılar, Güney Afrika'da yoksulluk içinde yaşayanların bulunduğu Soweto, Hindistan'ın gecekondu mahalleleri, özellikle Slumdog Millionaire filminden sonra çok fazla merak edilen ve gezilen bir yer haline geldi. Auschwitz ölüm kampları, Dolmabahçe Sarayı, Atatürk'ün son zamanlarını geçirdiği yer olarak, Etna Yanardağ püskürmesi ve Pompei kenti, 17 Ağustos depreminin geçtiği alanlar, Dallas'ta Kennedy'nin suikast alanı, Graceland'de Elvis Presley'nin öldüğü yer ve Sinop cezaevi buna örnek olarak gösterebilecek olan yerlerdir dark turizm için. Bir alanın dark turizm kapsamına girebilmesi ve çekim merkezi olabilmesi için
söz konusu alanda yaşanan olayların kronolojik olarak günümüze yakın olması gerekir ve bilinme özelliğinin olması gerekir. Dolayısıyla dark turizmde olayın gerçekleştiği zamanın yakın bir zamana rastlama zorunluluğu vardır. Eskiden ya da orta çağda yaşanmış bir olay dark turizm kapsamında düşünülemez. Tarihte pek çok olay olmakla birlikte daha eski olanlar unutulmuştur. Örneğin Katolik Fransızların Protestanlara karşı giriştiği katliamın geçtiği alanlar unutulmuştur. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda Musevilerin katledildiği toplama kampları hala birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Ölüm ve şiddet unsurlarının turistik ürün sayılması için gereken şartlara baktığımızda, kurbanlar yoruma açık ve masum kişiler olmalıdır. Gerçekleşen olay büyük çapta ve alışılmadık olmalıdır. Suçlular açık bir şekilde tanımlanabilir ve kurbanlardan ayırt edilebilir olmalıdır. Gerçekleşen olay görülebilir kılınmalıdır ve olaya ait kalıntılar günümüze kadar gelmiş olmalıdır. Dark turizm türlerine baktığımızda biz temelde iki kategoriye ayırıyoruz. Ölüm versiyonlarına göre birinci kategorimiz, diğeri de oluşumuna göre olarak söyleyebiliriz. Ölüm versiyonlarına göre 5 tür kategori vardır. Ölüm anını seyretmek için yapılan seyahatler, bireysel ve toplu ölümlerin oluş zamanından sonraki dönemde yapılan seyahatler, sembolik kalıntıları görmek için yapılan seyahatler, ölülerin gömüldüğü alanları, sembolik anıtları görmek için yapılan seyahatler ve temsili ölüm alanlarını görmek için yapılan seyahatler olmak üzere 5'e ayırıyoruz. Oluşumuna göre ise doğal nedenli dark turizm ve insan nedenli dark turizm olarak ikiye ayırıyoruz. Doğal nedenli dark turizm, insan müdahalesi olmaksızın tamamen doğa olayları sonucunda gerçekleşen ölüm ve acı ile ilişkili turizm türüdür. Bunda Pompei'yi örnek olarak gösterebiliriz. Bir yanardağın patlaması sonucu oluşan kalıntıları söyleyebiliyoruz. İnsan nedenli dark turizme baktığımızda, insanın kasten veya kaza sonucu sebep olduğu küresel veya bölgesel çapta bireysel ya da kitlesel etkileri olan ölüm, acı, şiddet ve korku öğeleriyle ilişkili dark turizm türüdür. Bunda Manhattan'daki İkiz Kule'nin yıkılmasını ve Kamboçya'daki ölüm tanrılarını örnek verebiliriz. Dark turizmle ilgili olan kavramlara baktığımızda birçok çeşitlerde söylenebiliyor. Bunların hepsi aslında dark turizm çerçevesi içerisinde alınabilen kavramlardır. Bunlardan bir tanesi tana turizm ya da ölüm turizmi. Ölümü kişiselleştirmek için yapılır. Dark turizme çok yakındır ancak ondan daha belirgin şekilde vahşi ölümlere yönelik bir turizm türüdür. Morbid turizm dediğimiz tana turizmi örnek vermek gerekirse mumyaların ziyaret edilmesi, ölümü gösteren şeylerin ziyaret edilmesi, bunu örnek verebiliriz. Morbid turizm, ölümle ilgili turizm, çok sayıda insanı etkileyen ölüm olaylarının geçtiği yerlere ve ölüm olgusunun işlendiği alanlara yapılan turistik ziyaret hareketlerdir. İşte yine az önce söylediğimiz Manhattan'ı yani İkiz Kulelerin kalıntılarını ziyaret etmek bununla ilgili bir kavram olabilir. War turizm, savaş turizmi, büyük savaşların yapıldığı alanlara yönelik yapılan seyahatlerdir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın geçtiği yerlerin ziyaret edilmesi buna örnek verilebilir. Fright turizm, ürkütücü olaylar turizmi, bir bölgenin veya yerin uğursuz olduğuna inanılarak o destinasyona zevk ve heyecan için gidilmesi ve oluşan turizm şeklinde açıklanmıştır. Romanya'daki Transilvanya bölgesinin ziyareti buna örnek gösterilebilir. Black Spots turizm, kara leke turizmi, mezar alanları, ünlü veya daha çok sayıda insanın ani ve şiddetli ölümle karşılaştığı yerlere yapılan seyahatlerdir. Bunda da Prenses Diana'nın öldüğü yere gitmek, işte Kennedy'nin öldürüldüğü yere gitmek buna örnek olarak gösterilebilir. Grief turizm ya da hüzün turizmi dediğimizde ölüm veya olayların kişilerde içsel acı uyandırmasına neden olan olay ve yerlerin ziyaretini ifade etmektir. Bunda da Anzakların Çanakkale'yi gezmesi, dedelerinin orada yaşadığı ölümler sonucunda oraları kendilerine kutsal kabul etmeleri örnek verilebilir. Bizim empati kısmı daha çok bu grief turizmle daha fazla ilgilidir diyoruz.
Dark turizm motivasyonlarına baktığımızda, yani insanlara dark turizme yönelten etkenlere baktığımızda, manevi ve retrospektif alan aç amaçlardan dolayı mezarlık ve anıt yerleri ziyaret etmek, heyecan ve risk aramak, suç, cinayet, felaket gibi olayların gerçekten yaşandığına emin olmak, bir kişinin veya destinasyonun gerçekten var olduğunu görmek, kendini keşfetmek ve öğrenmek, suikastin gerçekleştiği yer gibi benzer tarihi olayları ölümsüzleştiren yapıları ziyaret etmek, son zamanlarda meydana gelen doğal afetlerin sonuçlarını merak etmek, dini sebepler ve amaçlar ve ünlü şehirlere ulaşım kolaylığı dark turizmin nedenlerindendir diyoruz. Dark turizmin oluşmasına etkin olan faktörlere baktığımızda bunlardan ilki ve en büyüğü postmodernizmdir. Turizm, modernizmin ürünlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Modern insan günlük hayattan uzaklaşmak için farklı deneyimler kazanmak isteğiyle seyahat etmektedir. Ancak postmodernizm eşliğinde bu kabullenilmiş turizm olgusu değişime uğramıştır. Bu bağlamda turizm deneyimlerini ele alan Yureli, literatürde postmodernizmin modernizm yaklaşımının yerine geçtiğini bulmamıştır. Turizm kavramının postmodernizm eşliğinde yenilenmesiyle post turist kavramı ortaya çıkmıştır. Ve bu post turist kavramı da dark turizmin, postmodernizmin bir ürünü olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Yani alternatif turizme yönelenler postmodernist turistlerdir ve alternatif turizm dallarından bir tanesi olan dark turizm de yine postmodernist turistleri kendisine çekmektedir. Bir diğer etken medya. Tarlov'a göre medya yayınları sonucu insanlar geçmişte ya da günümüzde yaşanmış olan hüzünlü olaylarla ilgili bilgi sahibi olmak istemektedirler. Televizyon programları, film ve internet yoluyla insanlar hüzün turizmi destinasyonlarını tanımakta, bu mekanlarda yaşanan trajik olaylara üzülmekte ve bu sebeple de bu destinasyonları ziyaret etmektedirler. Oradaki halkın yerine kendilerini koymak istemektedirler. Bir başka etken de ölüm inancında oluşan değişimlerdir. İlkel çağlardan günümüze kadar pek çok ölüm inanışı olduğu bilinmektedir. Örneğin biyolojik ölümün bilinmediği eski toplumlarda ölüler devam eden yaşamda etkiliyken günümüzde bu yetki neredeyse tamamen yok olmuştur. Çağdaş yaşamda yaşam ve ölüm arasında belirgin bir sınır olduğu ve bu sebeple sürekli devam eden ölüm kalım mücadelesi yaşandığı belirtilmektedir. Orta Çağ'da ise ölüm korkuyla karşılanmakta ve bu konuya değinmek Allah'a karşılıklı olarak bilinmekteydi. Bunun yanı sıra insanların ait olduğu kültürlere göre ölüm inancı değişiklik göstermektedir. Şöyle ki Batılı Hristiyanlar için ölüm bir sondur, Doğulu Hindular ve Budistler için yeni bir başlangıçtır. Farklı çağlarda ve kültürlerde ölüm inancı çeşitlilik gösterse de ölümü inkar etme eğilimi yaşamın ilk dönemlerinden itibaren içimizde bulunmaktadır. Bu bağlamda daha önce de belirttiğimiz gibi insanlar ölüm korkusunu yenme ve farklı ölüm inançlarına hakim olma güdüsüyle hüzün turizmi yani dark turizm faaliyetlerine katılmaktadırlar. Şimdi empati ile dark turizm ilişkisine baktığımızda gerek medyanın bilinçli yayınları gerekse insanların ölüme bakışlarının değişmesi sonucunda belirli yerler dark turizm için ön plana çıkmıştır. Medya kültürlerin birbirleriyle etkileşimlerini sağlanması için bu yayınlarda ortak inanç, ortak insanlık bilinci ve empati kavramlarını öne çıkarmaktadır. İnsanların ölüme bakış açılarının değişmesi, ölümü korkulan değil de merak edilen bir unsur haline getirmesi dark turizme kapı açmıştır. Bu kapı bireylerin trajik olayların yaşandığı yerlerde bulunmaları için bir motive kaynağı olmuş ve oradaki insanların acılarını paylaşmalarını sağlamıştır. Eğer dark turizm destinasyonunda yalnızca geçmişte yaşanan acı olayların izleri bulunursa eğer, İnsanlar bu kez yaşanan olaylardan ibret alıp ders çıkarmaktadırlar. Bu duruma katarsis adı verilir ve empati ile de birebir ilişkili bir kavramdır. Yine yalnızca acıları ortak olmak, onlar gibi hissetmek yeterli değildir. Bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemler alınması, daha soğukkanlı davranılması ve kültürler arası anlaşmazlıkların giderilmeye çalışılması gereklidir. Nacizane sonuç ve önerileri açıklamak gerekirse, dark turizm özellikle kültürlerin birbirini tanıması ve anlaması açısından üzerine eğilmesi gereken bir konudur. Yakın tarihte gerçekleşen olayların yaşandığı mekanların bu turizm dalına açılması ve daha çok insanın buraları ziyaret etmesi toplumların birbirleriyle özdeşleşmesi açısından önemlidir. Bu alanlara yapılacak olan yatırımlar hem iyi bir gelir kapısı olacak
hem de buralarda yaşayan halkın kendini ifade etmesine katkı sağlayacaktır. Kendini diğer toplumun yerine koyan toplumlar kültürlerin sürdürülmesi için çalışacak ve kültürel öğelerine sahip çıkacaklardır diyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum bu sunumu dinlediğiniz için. Herkese kolaylıklar diliyorum ve iyi çalışmalar diliyorum.